Gülmezdi. Arabaya gülmezdi işte nasip. Ama ben bir güldürmüşüm onu. Nasıl güldürdün bana bu adamı diyorlar, sen diyorlar. Evet. Çok gülüyor yani, müthiş gülüyor. Tı 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 saydırıyor böyle. Diyorlar nasıl güldürebildin sen bu adamı diyorlar. Ben peki soru nasıl sordum. O anda çektin resmi? Sesini anladım. Ses cihazım vardı benim. Ama bende onun çok orijinal şeyleri de var, resimleri de var. Senin yaş kaç oldu? 85'e başladı. Kaçıncı sıradasın yaşlar sırasında? Yaşlar sırasında kaçıncısın? Köyde. En yaşlı kim? İkinci. Birinci kim? Birinci Halide'yim, hanımım var ya. Fatma Çelik. He. Eniştem, ablamın da o var. Önde, ön sıralında ikinci biz. İsmail dayı? Kim? Şu İsmail dayı çocuk mu daha o? O ikinci, birinci sırada o, 86 yaşında. Yusuf Siyalan İsmail dayı. Evet. Birinci sırada o mu lan? Vay be. Mehmet Eniştem o. Mehmet Kılıç. Evet, onlar. Onlar var. Birinci sırada. Evet. Türkiye'nin yaş ortalaması 62. Evet. Ama köyde yaşamanın şeyleri bunlar. Bir de çalışıyor. Gerçi İsmail dayı o kadar çalışmadı, iş yapmadı ama o da az gıda almaktan faydalandı zannedersin. Kılıç dayı da çok hareketli daha ya. Ne? Kılıç dayı daha çok dinç ya, iyi ya. İlk muhtarı kimdi bizim köyün? Burada mı? Hallavcıydı. Hallavcıydı. Evet. Kaç sene muhtarlık yaptı? 20 sene falan yaptı mı acaba? Yok yok, yapmadı. Az yaptı. İki devrimini yaptı. Kaç yıllarında yaptı? Zamanları şöyleydi. Şahip. Devlet tarafından seçilmiyordu. Halk arasında camide seçiyorlar. Şahip. Senin muhtar yapalım. Ha, sandık mandık yoktu yani. Uyduru veriyorlardı. O gidiyordu kaymakamlığı, bir dilekçe veriyor. Soklar köyü. Şurada oydum. Beni seçti diyorlar. Tamam mı bu da? Geç kapısı yok. Sorumluluk hiç yok. Evet. Mühür onda. Bas bas gönder. He? Evet. Elli'de geriye demokrasi. Elli'de seçim yapıldı. Burada. Tek parti sistemi vardı mı? Tek parti sistemi. Elli'den evvel 45'te, yok 47'de falan şey vardı, İsa Ergen. Ha. Seçim yapılınca Alber Mehmet kazandı. İlk seçim burada. Ha, köyde ilk seçim sonucu, demokratik seçim sonucu Mehmet dayı oldu ha? Evet. Ha, evet. Mehmet Öztürk. Mehmet Öztürk. Evet. Ya o zaman bir şey yapıyorsun, yapmıyorsun, tamam ya adam gibi kimse arayıp sormuyor. Sen kaç tane muhtarlık yaptın? 16. Ama sen katiplikten emekli oldun. Evet, katiplikten emekli oldum. Muhtarlıktan olamadın yani. Hakikaten muhtarların özlük hakkı yoktu o zaman ya. Muhtarlığı bıraktın, o katipliği yapmaya devam ettin. Evet. 54 sene katipliğim var. Yazı ver, çizi ver. Ha, yazı var, ama çizi çok iyi ver. El yazısı yazar biliyor evet. Musun? Evet. Şimdi de o şeye dönüyorlar. Yeniden mi? El yazısına dönüyorlar. El yazısına döndük zaten de. Evet. Ama şimdi ne yaptılar? Bütçelerini kaldırdılar mı? Yapıyorlar mı gene? Niye? Köy bütçeleri gene ne oldu? Aynı devam ediyor. Devam ediyor mu? Kim aynı yapıyor şimdi Yenice'de ya. O işi? Benim iştirak var. Aydoğan Durmaz. He, muhasebeci. He, muhasebeci. O yapıyor. He. Yapsın ya. Onu da ben öğrettim. Namazgâhta imam vekili yapıyordu. Öyle mi? Ya ya. İsmail'im abi yorulma sen de bilirsin İsmail yorulma sen. 500 milyon lirama çok para oldu, para oldu. Getirdi oraya koydu. Bana da telefon etti, ne bileyim ben. Dedi böyle böyle biz bir adam oldu. Bunu bize öğretemedi. Orada bizim bir oda o adam. İnce avşir yamış avruyu ben geçmiştim baktığında. Hmm. Orada onu ben 3 sene gitmedi mi öğrettim yani. Ağlıyordu. Ben bunu yapamam diyordu. Hemen bir tane, iki tane, üç tane, iki öğrenip geliyor tabii. Mangal kümeri olsa gene öğrenirdi. Kesinlikle. Ama bak çok kurnaz kumaktır. Öyle kurnaz kumaktır. Sen caminin kaç yılında yapıldığını biliyor musun? Mesela şöyle derler. Burayı yapan adam parasını alamamış da caminin üst çatısındaki ne diye beş onların uçlarını kesmiş sonra göçmesine neden olmuş gibi bir şey var.
orada öyle bir şey olmuş ama o çok evvel biz dünyada değil de Bamiyan'ı bile yokmuş zamanları. İlk caminin kurulduğu dönemde yapılan bir şey. Bilen yok, hiç kimse. Evet. Tarihi de yok caminin. Evet. Bilen yok. O zamanlar gavurlar yapıyormuş ya bunlar, gavur yapısı. Evet. Mezar şey ne o? Fırın yapma gavur yapısı. Çeşme getirmek gavur yapısı. O zaman öyle değildi. Kiremit aktarmak öyle. Hayır, hayvan anlamak öyle. Öyle. Temer yapmak öyle. Dizgin yapmak öyle. Günah babam günah. Demirciliği cingenler yapacak. Pullu onunla maşayı sayacağı onlar ama ama kimse de ondan sonra da ne oldu? Bizim köyde demirciler çıktı. Hepsinin adı cingen kaldı. Doğru. Ne alaka değil mi? Sanatkar olmakla ne alaka var? Ama işte senin bir işin de Mongolia bu. Evet. Açıkçası acı aslında küçümsüyorlar. O da alışkanlık bir haline geliyor. He, küçümsüyorlar işi. Cingen abi. Evet. Abi cingen diyor. Aslında. Ali dayı Mustafa saz çalardı. Ali dayı da sazı kırardı. Cingenler saz çalarmış. Evet. Ulan bir kültür şeyi bu. Ne alaka değil mi? İbrahim Allah bereket versin. Amin. Geç. Ondan sonra bir sürü olay. Şimdi herkes çalıyor. Ben yakında klarnet alacağım. Klarnet çalmaya başlayacağım. Bizde var. Bizde varmış da bende yok. Aslında bunlar öyle bir şey değil. Ama işte milletin gürüsü bir daha olduğu için. İşte Şahip de cingene ya. İbrahim de cingene ya. Evet. 45, 44, 46 buralarda ne vardı? Bilemesiniz şey daha bunları. Mümkün değil. Dünya Savaşı'nın olduğu yıllar mı? Ofisiye bir kanun vardı. Babam Karadolu'da Şinikçili. Şey vardı. Çakırova'da öldü ya ne o adamın adı? Adem Ağan. Adem Ağan başkanları. Buralarda geliyor. Onlara işi tutuyorlar, insan tutuyorlar, bilmeme. Kendi malını seni kendine hırsız yapıyorlar. Çalıyorsun. Mecbursun bir de çalma. Bunu. Yok. O zaman da ben bir zamana kadar şöyle bir diğerlendiğim zaman da insan bunlara dürtçü geliyor, ağlayıcı geliyor kardeşime. Ama çalın tabii çok çalıyordu. Bunlara bir çana, ofis çanına, arabanla sarıyordu. Bazı üç araba götürüyor. Yollarda esmik parçası, bilek parçası, dağılma. İleri veriyorsun, kapını ele diyor, almıyor. Bunu eleyeceksin, bunu vurulayacaksın diyor. İçinde diyor yabancı madde istemem. Yabancı madde var diyor. Ya. Olsun bakalım. Neler oldu be. Evet.